Merhaba arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde ölçme değerlendirme araçlarını anlatmıştık. Şimdi bunlarla ilgili bazı sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz, fen bilimleri dersinde aşağıdakilerden hangisinin rubrik ile puanlanması mümkün değildir diyor. Tabii bu tür soruları çözmek için hem ölçme bilgisi gerekiyor hem fen eğitimi bilgisi gerekiyor. Proje çalışmaları rubrik ile puanlanabilir. Probleme dayalı öğrenme süreci raporları rubrikle puanlanabilir. Performans görevleri rubrikle puanlanabilir. Deney raporları rubrikle puanlanabilir ki bu tür mesela hipotezi doğru yazdım mı yazmadım mı gibi şeyler daha önce fen eğitiminde ÖABT'de soru olarak soruldu. Fakat yapılandırılmış kritin puanlaması asla rubrikte olamaz. Yapılandırılmış kritin puanlaması formülledir. Bu formülde ne olduğunu derslerimizde söylemiştik. Geçtik. İkinci sorumuz. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerin uygulama düzeyi bilişsel becerilerini ölçmek istemektedir. Aşağıdaki ölçme araçlarının hangisi bu amaca hizmet edemez? A. Tanıyıcı dallanmış ağaç. B. V diyagramı. C. Çoktan seçmeli testler. D. Deney raporu hazırlama. E. Çoktan açık uçlu sınavlar. Arkadaşlar, tanıyıcı dallanmış ağaç bilgi ve kavrama düzeyini ölçebilir. V diyagramı bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme hepsini ölçer. Çoktan seçmeli testler bilgi, kavrama, uygulama, analiz, değerlendirmeyi ölçebilir. Sentezi kesinlikle ölçemez. Sonuçta uygulamayı ölçebilir ama. D. Deney raporu hazırlama, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirmeye kadar hepsini ölçebilir. Açık uçlu sorularda hepsini ölçebilir. Bu açıdan uygulamayı ölçemeyecek tek seçenek vardır. Tanılayıcı, dallanma ağaç. Tekrar söyleyeyim, tanılayıcı dallanmış ağaç sadece bilgi ve kavramayı ölçebilir. Genellikle de bilgiyi ölçer, onu söyleyeyim. Kavrama bazen olabilir. Geçtik üçüncü sorumuz. Fen bilimleri dersinde öğretmen kavramlar, olaylar ve olgular arasındaki nedensel ilişkilerin öğrenci zihninde kurulup kurulmadığını incelemek istemektedir. Öğretmenin bu amaç doğrultusunda aşağıdaki yöntem ve araçlardan hangisini kullanması uygun olmaz? A. Balık kılçığı. B. Sözlü yani mülakat. C. Açık uçlu sınavlar. D. Tahmin et gözde açıkla etkinliği. E. Kelime ilişkilendirme testi. Kelime ilişkilendirme testinde kavramları bilip bilmediğini anlayabilir. Ama nedensel ilişkiler diyor soruda. Nedensel ilişkiler bu neden bunu bağladı neden falan. Neden sonuç ilişkileri kurulmaz. Sadece bilgi düzeyinde hatırlama düzeyindedir kavram kelime ilişkilendirme testi. Doğru cevabımız E'dir. 4. Bilimsel süreç becerilerinden biri de model oluşturmadır. Modeller bazen grafik gösterime dayalı olarak kurgulanabilirler. Öğrencilerin hazırladığı böyle bir grafik gösterimin puanlanmasında aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz? Oldukça güzel, biraz da zor bir soru. A. Analitik rubrik. B. Holistik rubrik. C. Değerlendirme formu. Öz değerlendirme formu. Fakat bir seçenek çok kendini belli ediyor. Tahmin et gözle açıkla. İlk önce çocuk bir tahmin yapıyor, sonra gözlüyor, sonra açıklıyor. Tabii bunu da bu grafik gösterimin modellenmesi açısından kullanılamaz. Soru zor ama E seçeneği kendini belirgin bir şekilde göstermiş. Doğru cevap E'dir. 5. Bir öğretim programının öngördüğü ünite kazanımlarının zamansal süreçte incelenmesi için 1, 2, 3 yaklaşımda hangisi sıra düzeni içinde kullanılmalıdır? Burada mesela fizikte sordular bunu, fende sordular. Diğerlerinde de sorabilirler. Daha önce defaten söyledik. Bu değerlendirmenin sıra düzenini çok önemsiyorlar. Haklılar da. Ünite başında veya dönem başında öğrencileri tanımak için hazır buluşlu tespit edici tanımaya yönelik değerlendirmeler yapılmalıdır. Bir ünite bittiğinde veya bir konu bittiğinde izleme ve yetiştirme türü değerlendirmeler yapılır. Süreç değerlendirme de denir buna. Karne notu verileceğinde genellikle de dönem sonunda değer biçme türü değerlendirmeler yapılır. Yani ilk önce tanıma, sonra izleme ve yetiştirme, sonra ise en sonunda değer biçme amacı ön plana çıkar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu soruyu ölçme değerlendirme dersinden de biliyor olmanız lazım ya da eksikleriniz varsa bunları tamamlayalım. Evet, bugünkü dersimizde daha önce anlattığımız konuyla ilgili bazı sorular çözmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.